Yusuf Ali merhaba nasılsın? Merhaba teşekkür ederim. Heyecanlıyım. <laughs> Biraz böyle bir stresliyim. <laughs> ne gelecek diye mi? Evet kesinlikle ne gelecek. Ne Size gelebilir sonlar ki? Sorular da yok ama. <laughs> Aslında evet korkacak hiçbir şey yok ama işte insan yine de bir şey yapıyor. Bu ara bekleme dönemindesin değil mi? Ee, evet. Birçok iş geldi, baktın ve kendine göre en uygununu bulmaya çalışıyorsun. Hep bu bekleme dönemleri aslında oyuncunun kendini beslediği dönemlerdir. Nasıl geçiriyorsun bu dönemi? İhmal ettiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇şte uzun zamandır bir spor, spor, spor diyorlar. Hem etrafımdaki insanlar hem ben de çok istiyorum gerçekten. Hani çok özeniyorum. İşte haftada beş veya altı kere spora gidiyorum dediklerinde ne kadar güzel. Gerçekten takdir ediyorum. Benim de böyle bir alışkanlığım çok olsun istedi ve yaklaşık iki aydır gerçekten böyle her gün spora gidiyorum ve eskiden şey diyordum yarım saat nasıl geçecek acaba hani özel hocayla ders geçmiyor. Bir baktım iki iki buçuk saat spor salonunda kalıyorum. Yani i̇nanılır gibi değil benim için gerçekten büyük bir Pilates boşanma. mi yapıyorsun? Pilates değil yani bazen pilates yapıyorum. Yürüyüş bandı olur, bisiklet olur, işte bazen ağırlık kaldırıyorum. Hmm. <laughs> Değişik yani. Her şey var. Evet. <laughs> Ne zamandır düzen yapmaya başladın Bir buçuk iki ay oluyor. İnşallah bunu devam ettireceğim. Tabii iş başlayınca biraz zor olacak muhtemelen. Ama şu anda en azından gerçekten devam edip hayatımın o parçasının olmasını çok istiyorum. Onun dışında konserlere gidiyorum. Bol bol tatil yaptım. Çok tatil yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Tiyatro oyunları seyrettim. Bilmiyorum ya gerçekten böyle çalışırken özlediğim ve yapmak istediğim şeyleri yapıyorum. Öyle hmm. diyeyim. İnılmaz fit gördüm seni. Kilo verdin mi bu arada? Spora evet. başladığından beri bir yani vermişsindir de ama ne kadar bir e, fark eden bir kilo mu oldu? Ya aslında fark eden bir kilo olmadı. Tartıda bakıyorum ama insanlar işte siz söylediniz, arkadaşlarım söylüyor beden işte giydiğim bedenin bir altını giyiyorum artık. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bir hedef var mı kilo konusunda? Ee, menajerimin var <laughs> ama ben o hedefe ulaşır mıyım onu bilmiyorum. Onu kabul edemiyorum ben çünkü bence çok zor bir şey. Hı? Ama bence insan isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istikrarlı olalım. Yeter ki gerçekten bunu yapmak. Yapmak için kendimizi zorlayalım. Ben... Çok zorlamıyorum. Böyle hani doğal olsun. E, iyi, yani hafif hafif vereyim diyorum ben ama bakalım. Bir de baya manken standartlarındasın. Boyun kaç? E, boy 1.78. Hmm. Daha e, gösterişli görünüyorsun bu e, arada. Biraz boyum uzun. Hı -hı diğer arkadaşlarımıza göre yani hep okulda da öyle sette de hep en uzun olmuşum olmuşumdur açıkçası. <laughs> uzun boylu e, olmanın avantajları dezavantajları neler oyunculukta? Genellikle baktığımız zaman başlı oyuncusu olan e, senin klasmandaki oyuncularda kadın oyuncularımızda boylar hep kısa oluyor ve genellikle şu işte takos falan kullanılıyor. Senin böyle bir şey ihtiyacın yok bu durumlarda. Ben hiç kullanmadım yalan söylemeyeyim. Ben hiç kullanmadım. Hatta bazen karşımdaki oyuncuyu kullandırtıyorum. Çünkü <laughs> erkek oyuncu. Yok erkek oyuncu değil. Bazı başka arkadaşlarımız partnerlerim hep uzun boylu oldu. Çok şükür. <laughs> Anne rolü veya hani başka oyuncu arkadaşlarımıza bazen kullandırtıyorum. Çünkü gerçekten bakış açısı çok fark ediyor kamerada. Hı -hı. kendimi daha iyi hissediyorum açıkçası öyle olduğunda e, artılar çok fazla senin bu anlamda e, artı evet ama bilmiyorum ya eksiğini bilmiyorum açıkçası söyleyemem hani bazen atıyorum işte o da bir sıkıntı değildir hani işte normalde e, paça boyu, uzunluğu işte hani daha dediğiniz gibi kısa boylu insanlara göre yapılır. Bana mesela bir tık daha kısa gelir veya oturduğum zaman daha kısa ama o da bir sıkıntı değil yani. Hı hı. Daha uzunlu buluruz. <laughs> Geçen sezon e, Alsancak aslında devam edecek denildi bu sezon için. Evet. Sonra bir anda yazın ortasında devam etmiyor dedi. Bu hı. seni olumlu olumsuz nasıl etkiledi? Çünkü sezona işiniz var diye tatile çıktınız pat işsiz kaldınız. Hani kötü bir psikoloji ama bir taraftan da hani belki de özgürleşme anlamında da işe yaramış olabilir. Nasıl yaşayabilirsiniz? bu süreci. Zor bir şey gerçekten. Evet, üzüldüm. Hı hı. Yani üzülmedim diye Bir de çok sevmiştin çok. canlandırdığın karakteri. Gerçekten çok Bayağı sevmiştim. Bayağı böyle gönülden bağlısın. Hep çok. böyle aşkla bahsediyordun böyle. Evet, evet kesinlikle böyle yazışmalarım hep böyle başka biriymiş gibi bahsediyordum. Bir de özellikle benim orada son zamanlarda böyle iki karakteri bölündü. İşte aslında kız önceden Sıla'ymış, Türk'müş ama Nadia'ya bürünmüş. Ve benim için iki farklı karakter aynı anda canlandırmak gibi bir şey oldu. Hı hı. İkisini de çok sevdim. Çok üzüldüm. Yani gerçekten üzücü bir şey ama e, tabii ki... E, yani kanal, yapım şirketi, hani onların verdiği bir karar. Buna da saygı durmaz olundayız. Hı hı. Ama üzüldüm ve çok üzüldüm. Sevenlerimiz de çok üzüldü. Keşke devam etseydi. Ama şuna üzülmüyorum. Doya doya oynadım. Hani gerçekten ya şu da içimde kaldı. Çünkü bazı zamanlar ağladı Nadia veya Sıla artık. E, yeri geldiği zaman çok güçlü oldu. Aşık oldu. Ailesini buldu. Bütün hedeflerine ulaştı. Belki de onun için hikaye bu kadardı. Orada tamamlaması gerekiyordu. Hı hı. Kim bilir. Oyuncu olarak seni tam anlamıyla doyurduğu için böyle aşkla gözlerinden ışıklar saçarak bahsediyor. Şimdi ben de böyle bir kötü oldum. Evet bilmiyorum ben çok sevdim. Hı -hı. E, çünkü farklı biriydi. İlk başta çok korkuyordum. Hı -hı. Şimdi böyle birini canlandırmak sonuçta hayatımızda olmayan bir şey. Silah taşıyor, adamları öldürüyor, kesiyor, biçiyor. Yani bir erkek gibi. Bilmiyorum ilk başta hatta Nadia deyince şimdi ben çok Milliyetçi bir insanım yani Türklük böyle ben hep böyle gösterim kanımda var yani onu hep hissederim hatta birçok insan da Bulgaristan'dan geliyorum dediğim zaman Bulgarsın o zaman diyorlar daha geçenlerde başıma geldi değilim diyorum hemen değilim diyorum direkt <laughs> <laughs> evet Türküm ben nasıl diyorlar ya şöyle aslında orada doğup büyümüş aslında konudan konuya atlıyorum Yok yok tabii ama. ki ben de zaten soracağım iki kültürde yaşamak ve bunun artıları eksileri neler diye. Dediğim gibi hani o Türklük şeyi bende çok fazla oldu. Şimdi olduğu için Nadia gelince Nadia mı hani şimdi hani ne bileyim Türk olsa hani Ayşe olur hani <laughs> Sıla olur ama Nadia biraz beni şey yaptı ama sonra tabii senaristlerimizle oturup konuştuğumuz zaman aslında onun bir e, Türk kızı Türk annesi olduğunu söyledi söyledikleri zaman ve bu ortaya çıkacağını söyledikleri zaman tamam Rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> Rahatladım. Nerede kalsaydı belki rahatlamazdım bilmiyorum ama. <laughs> Şimdi yurt dışından e, geldin. Hani sonuçta e, çocukluğun hep orada mı geçti? Aralarda Türkiye'ye gelip gitme durumun olmuş muydu? Yok. Tamamen hani orada doğdum. Ömrünün güldüm. büyük bir kısmını orada geçirdin. Evet. Kaç e, yaşında geldin buraya? 16 yaşındaydım. Hı hı. E, bir proje için geldim. De çok değişik zamanlar Zamanlarda bilmiyorum biraz duygulanıyorum çünkü böyle geçmişe dönüp baktığımda bir yerde kendimle gurur duyuyorum bilmiyorum bunu inşallah yanlış anlamaz kimse ama Hı. hani gerçekten o zamanla bu zamandaki güğsümdeki o farkı böyle gördüğüm zaman hem ailem hem akrabalarım yakınlarım herkes gurur duyuyor ama ben de evet kendimle gurur duyuyorum diyebilirim bu konuda. Hı. E çünkü geldiğim zaman hiçbir şey bilmiyordum bir sene yani Gerçekten hiç Türkiye'ye gelmemiş daha önce. Babam sürekli gidip geliyordu bu arada. Böyle enteresan bir hikayem de vardı. Ama ben hiç gelmemiştim. Taksim'i hiç görmemiştim. Bilmiyordum. Çok küçük bir yerde doğup büyüdüm. Arkadaşlarım Bulgar'da. Gittiğim okul yani Bulgarca öğreniyorduk her şeye. Çok Kaç dil biliyorsun? İlk proje Makedonya'daydı ve Hı. Bulgarca Makedonca çok benziyor. İşte Makedonca diyebiliriz, Bulgarca diyebiliriz, İngilizce. Japonca bir ara öğrenmiştim, <laughs> <laughs> mecbur kalmıştım Türkçe, e, Rusçayla da çok benziyor dilimiz. Hı -hı. Aslında böyle o sırp dilleri o hakim diyebilirim. Güzel Dil bilmek şey. oyuncu için çok avantajlı farklı projelerde kolaylıkla oynayabilmek için bunun avantajlarını yaşıyorsun herhalde diye tahmin e ediyorum. Bir asancakta en son böyle bir Bulgarca bir şeyler söylemiştim. Hatta böyle senaristimiz yanlış yazmıştı onu. Dedim ki hocam bu böyle değil, bu böyle <laughs> falan. diye. hatta üstüne de cümleler ekledim. Dedim ki ben bunları söylemek istiyorum lütfen. Tamam dedim peki daha güzel olur diye. Tabii ki bir avantaj. Yani illa eminim ki yarın öbür gün başka bir yerde de kullanabileceğim bir şeyler olacaktır. Yani bir başka daha böyle büyük bir yerde diyeyim ya da işte başka bir karakter canlandırdığım zaman kullanabileceğimi düşünüyorum kimliğine bu kadar sahip çıkıyorsun Türk kimliğine? Yaşadığın e, ve çok üzüldüğün e, ırkçılık adı altında derin böyle sert olaylar var mı? Yok. Yani Hı -hı. benim dönemimde açıkçası olmadı ama e, ya burada beni görenler mesela uzaktan hani bu kız Türk demiyor. Hani benim birçok işte Aa, evet gerçekten Bulgaristanlısın veya yabancısın diyorlar bana. Ama tam tersi orada mesela beni böyle uzaktan görsünler bu kız Türk diyorlar. Hı -hı. Yani ha. orada bizim ya göz mü artık hani tip mi ten rengi mi? bilmiyorum ama orada her gören beni bu kız Türk der. Hı hı. Ama burada öyle değil mesela çok enteresan ama bu böyle ırkçılık veya kötü anlamda bir şey. Ben yaşamadım hı hı. hani. Ama oradan buraya karşı çok büyük bir özlem var. Hı. Gerçekten yani orada birçok köyde birçok yerlerde Türkçe konuşuyor insanlar. Bu bilmiyorlar e, Türk dizileri seyrediyorlar, Türk kanalları izliyorlar. Büyük bir özlem var. Gazeteci olarak hep şunu biliyorum. Gülsüm Ali geldi ve başrol oynamaya <laughs> başladı. Hani böyle Keşke. Keşke. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı mı? Yan karakterlerde mi oynadın? Ben kaçırdım mı o bölümü? Ee, yok aslında şöyle şu anlamda. Hep biraz... o başrol adayları arasında adın geçtiği için. Yeni nesil oyuncular eskiden hep Türkan Şoray ağırlıklı kadın oyuncu seçilirdi. Hani böyle saçlar işte esmer Hayır, vesaire. Aynen. Evet. aynen. Güzel gözler falan. Şimdi işte Serenay Sarıkayalar, Aslı Emmerler, Sarışın oyuncuları da şansı daha fazla olmaya başladı. Ve artık o yüzden hani sen geldiğinden beri de hep böyle başrol... Ad adayları arasında görünüyorsun hani projelerde adın geçiyor diye o açıdan hani <laughs> o dönem Hı -hı. E, ya şöyle aslında ilk geldiğim zaman bence benim e, kariyer açısından da bazı e, yanlış yönlendirmelerim oldu e, Türkçe bilmiyordum o zaman e, gerçekten Hı -hı. hani bilmiyordum derken şöyle bozuk konuşuyordum şiveli konuşuyordum ki şu anda da bazen heyecanlandığım zaman hani böyle bir kayıyor veya bazı şeyleri istediğimde anlatamayabiliyorum ee, o zamanlarda geldiğimde çok büyük işlere hemen beni dahil etmek istediler ve olmadı. O yüzden bu da benim için bir eksi olarak kaldı. Yani bazı insanlarla mesela ilk geldiğim zaman işte bir 7-8 sene önce şimdi karşılaştığımda Ah Türkçe öğrenmişsin konuşmaya falan." diyorlar. <laughs> e, evet tabii ki öğrendim. <laughs> hani artık başka bir gücüsün var ama bazı insanların aklında böyle bir şey kalmış. <laughs> ben de bunun için çok çabaladım. Kendimi geliştirmek için, dilimi geliştirmek için gerçekten çok zorlandım. Çünkü Şimdi bir Türk kızını canlandıramıyorsun, şimdi Türkçe artık dublaj da yok. Hani o dönemde de kaçırdım ben, o da döneme denk gelseydim belki de hemen olurdu ama benim öyle olmadı, benim hemen olmadı yani. Benim hı hı. Zor oldu. Gerçekten çabaladım, çok hüsrana uğradığım zamanlar oldu. Çok istediğim projeler vardı. Senaryosunu beğendim veya işte yönetmenini veya yapım şirketini ama olmadı. Hı hı. Yani ben de çok red yediğimi. Yani. Kırgınlıklar da yaşadın. Tabii o artılar, ki. eksiler bir, bir tane sürü. Bir başlık yapılmıştı benimle ilgili. Aslında belki onu mu kastettiniz? İşte Türkçe öğrendim, başrol oldum. Hı hı. Bu bir dünya var mı ya? Keşke böyle olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bu kadar kolay olsaydı ama olmadı. E, zamanla oldu. E, i̇lk oynadığım projede de başrol değildim. Makedonya'da hatta az önce bahsettiğimiz Makedonya'da çekildi. Hazal Kaya vardı başrollerinde. Hı hı. Son Yaz diye bir proje. Güzel bir Kısa işti. ömürlü olan işten. Kısaydı. Tamam. Evet. <laughs> Elveda Rumeli'den sonra. Ondan sonra yapıldı. Güzel. Yani i̇lk tecrübemdi. İlk setimdi. Hazal Kaya gibi bu kadar önemli bir oyuncuyla oynadığım çok da severim kendisini. Evet. Çok tatlıdır. Böyle benim için hayaldi. Çünkü ben evet bunun eğitimini o zaman görmemiştim. Bir tanıdığım bir, bir şeyim yoktu. Beni alıp götürsün. İşte şu işe gir şunu yap falan diyen yoktu. İçindeki oyunculuk aşkını ilk keşfeden kim oldu? Abla, hı hı. yok değil mi ailede oyuncu? Yok. Hı hı. Ya şöyle ablam dediğim ablamla çok güzel zamanlarımız oldu. Çok seviyorum kendisini. Benim en büyük destekçim de oldu. Tabii ki ailem de destek oldu ama o en yakın destekçimdi. De. Dizileri seyredip birkaç tane böyle temel dizilerimiz var. Onların sahnelerini canlandırıyorduk. O zaman sosyal medya o kadar şey değil. Instagram kullanan yok. Hani hı hı. böyle işte Facebook falan vardı. Böyle işte sahneleri falan açıp ezberlemeye çalışıyorduk. Hı hı. İşte atıyorum yazma bağlayıp hani böyle bir şeyler yapmaya Canlandırmalar çalışıyorduk. vesaire. Aynen öyle. Aslında böyle onunla başladık ve ben evet ben bir gün o ekranda olmak istiyorum dedim. Hı hı. İçindeki ateş yandı ve günümüze evet. kadar geldi. Böyle Hollywood starlarına benzemek oraya dair hayaller kurmana neden oluyor mu? Bir de seni Jennifer Lawrence'a benzetiyorlar. Hollywood'a yönelik hayaller kurdurmayı <laughs> sağlıyor mu? Çok merak <laughs> ettim. Yani bilmiyorum. Sen benzetiyormuşsün kendi. E, evet, bazen böyle fotoğraflarımı görüyorum, benzetiyorum. Babam diyor ki sen daha güzelsin diyor. Kesinlikle. <laughs> Ama ben mesela şeyi çok seviyorum. Kadının duruşunu. Yıllar önce aslında bu benzetmelerden de önce ben çok beğeniyordum. Bir tane açıklaması vardı kilo ile ilgili. Çünkü kendisi de çok zayıf bir kadın değil. Ee, ve şey diyordu ben e, asla böyle bu manken veya işte çok zayıf hani böyle vardır ya bizim beynimizde kazıltan şey e, onlara uymamayı tercih ediyorum diyor çünkü e, bizi takip eden veya bizi seyreden kızların birçoğu öyle değil. Veya böyle olmasını da istemiyorum. Yani o kızların o psikoloji yaşamalarını istemiyorum. Ben bunu çok sevdim. Bence o konuda da benziyoruz. Kilo konusunda <laughs> <satın> da <benziyor. gülüyor> açlık, Açlık oyunlarını oynayıp. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> çok ironik oldu bu durum yani Ger gerçekten yani. Boş zamanlarında çok film izleyen bir oyuncu musun? Onu merak ediyorum. Ee, bazı dönemleri var çok izliyorum. Bazı dönemlerim var hiç izlemiyorum. Hı. Hele ki mesela iş zamanında hiçbir şey sevdemem. Hiçbir şey yapamadım çünkü haftanın altı günü çalışıyoruz. Bu şimdi şeye dönüşecek yine sosyal medya takımı çok konuşuluyor ya. Ya gerçekten haftanın altı günü çalışıyoruz. Sabah evden çıkıyoruz. Ne zaman eve döneceğim belli değil. Yani zor bazı oyuncuların kuralları var gerçi o belli bir zamandan sonra da oturtulabiliyor hani belli evet. bir starlık seviyesine ulaşınca o ne isterse o olur dönemi oluyor yani ya. Marlon Brando'nun dediği gibi bilmem kaç yıl ben ismime çalışım şey ismim bana çalışıyor durumunda oyuncular kurallarını koyuyor sana ait şu an hani başlattığın kendine ait kuralların var mı? sette şöyle olmazsa olmaz dediğin ya ben benim alanıma girilmesinden çok hoşlanmıyorum Hı -hı. hele ki enerjimin tutmadığı insanlar olursa, kendi alanının olmasını çok seviyorum. Bunu da sanırım daha önce burada Gamze Hoca vardı, Gamze Sünar Atay, onunla çalışmıştık. Çok çalışmıştık işte hani audition için, dizi için, karakter için. O da bana hep şöyle derdi, kendini sete gittiği zaman veya iş yerinde de olabilir, yani bu herkes kendine göre uyarlayabilir, okul olur, iş yeri olur. Kendini böyle bir şeffaf balonun içinde inmişsin gibi hisset ve evet o balona herkes yaklaşabilir. Ama hiç kimsenin patlatmasına izin vermediler. Çok güzel. Ben de bunu diken diken oldum. çok çok güzel bir şey bence. Ben de bunu hep böyle uygulamaya çalıştım. Bazı dönemler oldu yapamadım diyebilirim. <laughs> Belki de balonu patlatmalarına izin verdim ve pişman da oldum. Olmadım <laughs> değil. İnandım, güvendim bazı insanlardan. E, olmayınca da olmuyor. Bazen tutmuyor ya yani enerji. <laughs> ne her ne kadar tutturmak istesen de olmuyor. O yüzden benim kuralım şeydir işte hani herkes böyle çok cicim bicim olur ya içi. Evet setlerde öyle. Ben biraz daha böyle şey. Mesafeli. Ama sevdiğim insanlarla gelin görün beni sette. Hı -hı. Oturur çekirdek ya size video seyrettiririm. Oturur Ay. çekirdek çıtlarım işte kamyoncu abiler karavancı abilerimiz vardı. İşte hem Gönül Dağı'na hem Alsancak'ta açar Neşet Ertaş'ım oynarız. Ya neler neler. Hı hı. Sevdiğimi çok severim. sevmediğimde de saygı duyuyorum, Mesafemi koyarım. Peki böyle e, en iyi anlaştığın partnerin desem kim Kim adını verirsin? Herkes Uğur Güneş mi, Berkan mı? En çok böyle zaman geçirdin e, son e, zaten yıllarda. Önceden de çalışmıştık. Birbirimizi tanıyorduk ikimiz de. O yüzden bence güzel bir enerjiyle yakaladık ama Berk diyebilirim galiba. Geçen çünkü 100. bölüm yemeğine geldiğinde Berk konuşurken <gülüyor> <gülüyor> beni Arkadan. özlemedin mi diye bağırdın. O sırada o da şaşırdı falan. Gönül Dağı'nın senin için ayrı bir yeri var anladığım kadarıyla kariyerinde. Zaten en çok kariyerindeki sıçramayı da onunla yaşadın diyebilir miyiz? Evet, senin açından kesinlikle. bakıldığı zamanda. Kesinlikle. Öyle Bunu dizinin reytinglerinin yanı sıra böyle şehir dışında iş yapmanın vesairenin etkisi olsa gerek değil mi? Hani kendine ait özel bir ruhu vardı dizinin. hala öyle bana sorsanız çok özel bir proje gerçekten. yani insanların şu anda çok zor yakalayabildiği bir uyum yakaladık biz orada. Çok da güzeldi. Projesi bitmeden tam anlamıyla ayrılan başrol oyuncuları hep çok konuşulur. Kendimi ayrıldı, hikayesi mi bitti diye. Gönül Dağı'nda da e, bu ayrılık çok konuşuldu. Evet. Dilek'in hikayesi bitmiş miydi? Yani bunları konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum. Hı -hı. Ben bir iş bazında konuşmak istemiyorum ama Hı -hı. bence böyle bir kararı ya da ben kendi adıma genel anlamda herhangi bir proje için konuşmam gerekirse bence bir oyuncu bunun kararını veremez birisi ama. Ben ayrılmak istiyorum deyip de ayrılan oyuncu varsa helal olsun. Helal olsun. <laughs> ben o değilim. Hı -hı. E, bence yani hikaye oraya kadardı. Böyle olması gerekiyordu. Yazılan buydu. Hı -hı. Bilmiyorum ne diyebilirim bu konuyla ilgili. Belki de oraya kadardı zamanımız. Yani birbirimizi beslememiz senaryosal ol, olsun işte karakter olarak olsun her şey o kadardı belki de. Bilmiyorum. Hikaye devam etseydi devam eder miydin? Yani hikaye... Dileğin hikayesi devam etseydi. Bırakla. Dileğin hikayesi devam ediyor bu arada. Evet. <laughs> hala devam doğru, ediyor. Doğru yani. doğru doğru. İki sezondur hala devam ediyor. Ben çıksam da. Dilek e... bebeğini bıraktı zaten. Evet. Bebeğimi bıraktı. Çok da üzülüyorum ya. Biliyor musunuz geçen sene böyle izliyorum şimdi fragman. Bebek de o kadar tatlıydı ki böyle izliyorum. Ya gerçekten böyle sanki içimden bir parça bırakmışım gibi hissettim. Oh. Yani çok çok değişik bir duygu. Hani gerçekten ya çocuk hani böyle ya bir yerde o kız nerede annesi nerede hı hı. çok garip bir duygu. Bir oyuncu vardı hatırladım şimdi yıllar yıllar önce daha ben hatta oyuncu daha olamamışken diyeyim. Ya zaten oyuncu olduğum da demek istemiyorum ama hı hı. bu yola baş koymadan daha ünlü bir oyuncu bu konuda yorum yapmıştı. İşte benim için hepsi yeri farklıdır. İşte canlandırdığım karakterlerin hepsi işte bambaşka insanlar. Ben değilim. Ben de böyle diyordum. Nasıl ya? Sensin işte hani falan böyle bir eleştir yapmıştım kendi içime. Gerçekten öyleymiş. <laughs> yaşayınca yani gerçekten e, yaşayınca anlıyorsun. Mesela Sedülbahir 32 saat oradaki canlandırdığım da e, hemşire Zeliha vardı. O, o da böyle çok yani bende kaldı o kız son sahnem Aklıma geliyor o kızla ilgili ne oldu sevdiği öldü çünkü bilmiyorum ya yani. bende çok şey oluyor Hı -hı. E, kalıyor yani bende izleri sadece oyuncu olarak değil aynı zamanda seyircinin yerine de kendini koyup rolle bir bağ kuruyorsun anladığım kadarıyla biraz da böyle oldu galiba evet yani onların gözünden de anlamaya çalışıyorum işte Hı -hı. acaba ne düşünüyorlar ne yapmaya çalışıyorlar Bilmiyorum ya. Peki Gönül Dağının özellikle yemeğine gelince herkeste bir heyecan oluştu. Acaba tekrar geri dönecek <laughs> mi diye. <laughs> Öyle mi? Her Oldu şey olabilir da. hayat. Da. E bazı sevenlerimiz bu arada şey diyor. Ya tamam diyorlar yeter ki dileği geri döndürün. Aha. Biz e, öldüğü bölümü unuturuz diyorlar. O kadar, o kadar çok istiyorlar süper. sağ olsunlar. Ya bilmiyorum tabii ki böyle bir şey imkansız. Hı -hı. Böyle bir şey imkansız şu an. Ama bilmiyorum belki güzel bir sahne böyle o çocuğa dokunmak isterdim. Oo böyle bir sahneyle. Evet o çocuğu görmek Taner'in mutluluğunu Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla görmeyi çok isterim. Hı, hı. İsterdim. Diyeyim. Peki böyle çok aklında yarım... kaldı. Hı. Hikayeleri yarım kaldı. Kötü oldu. <laughs> <laughs> Masaldı çünkü o bir Hanım. Yani hı. gerçekten o tren sahnesi işte ne bileyim o bozkır işte yeri geliyor yemyeşil oluyor veya işte toprak veya işte kışın bembeyaz oluyordu işte bembeyaz beyaz kışın mesela evlenme teklifi sahnesi çekmiştik çok güzeldi. Oralarda onların mutlu olmalarını görmek isterdim. İzlerken ağladığın oluyor mu bebekli sahneleri ya da kötü olmuştum çok geçen sezon yani hemen benim ayrıldıktan sonraki sahneleri böyle görünce bir de annem şey yapıyor işte bak diyor, torunum diyor damadım diyor filan derken <gülüyor> <gülüyor> üzüldüm hı hı. üzülmedim değil bir de şey annemi oynayan orada oyuncu içten böyle geçen sezon fragmanlarda gördüğüm kadarıyla tabii ki oturup baştan sona izleme şansım olmadı çünkü ben de çalışıyordum ama böyle hani dilek derken o titremesi çok böyle anne ya bir de hı hı. ayrı bir duygu. biraz önce dedi ya çok böyle tutkuyla anlatıyorsun karakterleri hı. genellikle birçok oyuncu olaya iş ve para kazanma olarak bakar ama anladığım kadarıyla senin için bu bir yaşam tarzı yani oyunculuk senin hayatlık en büyük tutkun ve yaşama e, sevincin doğru mu anlıyorum doğru, doğru mu geçiyor bana çok doğru çok doğru Yani bunu bunu hissettiyseniz ne mutlu bana e şöyle benim çok sevdiğim bir büyüm Şöyle der belki başka bir yerden de alıntıdır bu arada insan e, sevdiği işi yani insanlar için sevdiğin işi yap bir ömür boyu çalışmazsın Hı -hı. diyor. Ben bunu kendimde çok hissediyorum. Bence benim için yani mesleğim gereği her şey yani her şey tam böyle bana e, oturan bir laf Hı -hı. olduğunu düşünüyorum. Ben çok seviyorum. E, bir de tabii sizinle şimdi daha yeni tanışıyoruz ama ben bunu hep söylüyorum ben. Geride birçok şey bırakıp buraya geldim. Ailemi ki ben aileme çok bağlı bir insanım. Yani az önce bile sizinle işte röportaja başlamadan önce anneciğim ben hani röportaja giriyorum haberin olsun. Hani açmazsam bilgin olsun diye böyle hep haberleşiriz. Çünkü o bağımız hiç kopmadı. E, ailem, ablam, kardeşim, yeğenlerim, akrabalarım, arkadaşlarım her şey orada kaldı. Hı. Ben buraya geldiğimde sıfırdım. En çok zorlandığın olay ne oldu Türkiye'de İstanbul'da? Bilmiyorum bence ben çok çabuk alıştım. <laughs> tabii ki şeylere çok çok zorlandım. İşte adrestir. Hala hatta benimle arkadaşlarım dalga geçiyor. İşte markete bile giderken konum açıyor diye ama aslında bilmediğim için değil. Trafik varsa kestirme yolları kullanayım diye. Araba Hı. kullanmayı çok seviyorum da. Ee, o yüzden ama benim için aslında sorunuza dönmem gerekirse tabii ki bu bir e, Meslek sevdalısı, din ya da işte hı hı. hobi ya da her neyse hani iş olarak e, bir taraftan baktığımızda da tabii ki ben bununla birlikte ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Hı hı. Biliyor musunuz bir projedeyken isim vermeyeceğim. Bana bir mesaj geldi. Genelde de hiç cevap vermem yani sevenlerim dışında. E, şöyle bir şey inşallah seni o düzde öldürürler de inşallah işsiz kalırsın da gibi böyle bir. Nefret mesajı. Evet bir sene o kadar üzüldüm ki. Anlatamam size. Yani bir insan bunu niye der ya? Hı hı. Yani ve cevap yazdım. Keşke bulabilsen şunu. Bilmiyorum bulur muyum yani. Ee, şöyle bir cevap yazdım ben de. Hı. Hanımefendi kadındı çünkü bunu yapan bir de kadın üstelik kadın kadın dostudur diyoruz ya hani Hı -hı. aslında bir en çok <laughs> aslında birbirimize en çok sizinle de konuşmamızın başında oturduğumuzda sohbet ettiğimizde bunu söylemiştiniz yani birbirimizi desteklememiz lazım, birbirimizden ilham almamız gerekiyor gibi hani destek olmamız Hı -hı. gerekiyor yani kısacası. Ee, yani şu an şu andan da tam, 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 tam hatırlamıyorum ne yazdım ama benim neden Hı -hı. işsiz kalmamı istiyorsunuz? Hı -hı dedim. Siz biliyor musunuz ben e, aileme bakıyorum, e, hayatımı bununla geçiniyorum. Ya yani benim işsiz kalmam size ne kazandırıyor dedim. Hı hı, ne güzel söylemiş. Kadın özür diledi. Hı. O kadar dedi. Özür dilerim. Bunu göreceğinizi hiç sannetmiyordum. Tamam. Görmeyebilirim ama niye bu düşünceyle yaklaşıyorsun? Yani niye benim ölmemi istiyorsun? Niye benim işsiz ha, şöyle demiş hatta. Bu benim ekmek teknem. Hı hı. Niye yani bir insanın işsiz kalmasını istersin ki ben Düşmanım demeyeyim de, hoşlandım, hoşlandım. sevmediğim, insan ki ben düşman, hiç besleyen bir insan değilim. Bana yanlış yapıldığı zaman o insan adına utanıyorum. Hı hı. Yani çok garip bir şey ama mesela bana yalan söylediğinizi biliyorum. Hı hı. Niye bunu yapıyor? Yani hele ki böyle benden yaşça büyük insanların bunu yaptığında gerçekten utanıyorum ya. Bilmiyorum kendimi kötü ve huzursuz hissediyorum. Başkasının hatasını. Onun, evet, aslında onun böyle hissetmesi gerekirken bunu ben hissediyorum. Ee, o yüzden de hani işte kimse yani kimsenin ekmek tekmesi batmasın mı diyeyim artık ne tabii, diyeyim. Yani tabii tabii kimse kimseyi rahatsız etmemeli. Katmasın. Ya Evet sevmeyebilirim ama işi olsun. Hı hı. Çünkü bilmiyorsun ki yani belki bir hastası vardır bakıyordur ailesine çocuğuna yani hepimiz sonuçta bunun için var oluyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Büyük mücadeleler. Ve bununla. hele kadın olmanın zorlukları çok fazla. Onu evet. da soracağım Gülsüm Ali. E, sektörde kadın olmak çok zor. Hem alınan ücretler çok düşük erkeklerin yanı sıra. Gerçi hangi e, konumda olduğuyla da alakalı bazen de erkeklerden kadınlar çok fazla yüksek e, para alıyor olabilirler ama sen kadın olmanın zorluklarını nasıl yaşadın? Böyle spesifik bir şey var mı? Böyle canını yakan. <laughs> kadın olduğum için ben bunu yaşıyorum diye sana e, isyan, seni isyan noktasına getiren. Evet oldu maalesef oldu. E bu da bilmiyorum şiddetin bir başka türlü şey gibi mi? Bazen öyle öncelikler oldu Hı -hı. ama artık bunu asla müsaade etmem. İnşallah etmem de. Hı -hı. Ya kimse kimseden üstün değil çünkü yani. Kesinlikle. O erkek diye atıyorum onu özel bir atıyorum şu an menüdür, Hı -hı. yemektir, araçtır. Olmaz böyle bir şey öncelik. Yani tabii ki şimdi başrollerin bir tık diğer karakterlerden tabii ki bir şeyleri oluyor. Hı. Evet onu kabul edelim. Onu yani zaten herkes biliyordur bizim sektörde. Ama e, yine de ona rağmen mesela işte başrolü atıyorum sen köfte yerken ki bunu da yaşadım. Sen köfte yerken o işte diğer oyuncular ne bileyim atıyorum işte şu an peynir ekmek yiyor. Hı. Ben buna o kadar çok kızarım ki yani... <laughs> Gerçekten anlatamam. Adalet bugün çok yüksek. Evet, evet kesinlikle. Ve eğer öyle olacaksa ben de gider peynir ekmek yerim. Hı -hı. Yaptım da. Hı -hı. Yapmadım değil. Bunu çok da gören oldu. Hı -hı. Ee, bunu da ben yaptım demek için asla yani söylemiyorum ama rahatsız olduğum e, bir konu oldu çok rahatsız olduğu için. olduğum şeyler Hı -hı. kesinlikle ama sanırım artık bu böyle biraz değişti çünkü biz kadından artık böyle daha çok sesimizi çıkartmaya i̇şte nasıl diyeyim bunu kendini ön plana... ifade etmeye aynen öyle rahatsızlıkların dile getirmek. evet ve bence kazanacağız Hı -hı. <laughs> Ya eşit kesinlikle, olalım kazanmak değil de, zaten eşit olalım. Doğurma yeter. enerjisi bizde biz hayatı aslında şekillendirip yönlendiriyoruz. Sadece tutarlılık ve <laughs> istikrar önemli. Bir de dayanışmamız önemli herhalde. Evet. Kadın dayanışması. Böyle demişken birçok arkadaşın da var sektörde. İşte Aslan Günerle evet. ve evet. E, geçen konuş Genelde hep denir ya kadın biraz önce de konuştuk kadın kadının hani destekçisi değil bazen kurdu olabiliyor. Gerçek dostluk sağlamak da ve bunu devam ettirmekte de zor. Çok Özellikle kadın oyuncular arasında çünkü. Güzellik tartışılıyor, işte başarı tartışılıyor, aura tartışılıyor yani hani o bile kıskançlık nedeni oluyor. Çok böyle bir kadın zorbalığına maruz kaldım mı sırf kıskanıldığın için? E, çok demeyeyim de ufak ufak bir şeyler yaşadım ben de. işte bazı oyuncular, hele ki sonradan dahil olduğun setler çok zor. Hı. Yani şimdi o ekip bir enerji yakalamış isimlerini bile bir Ahmet bir çay getir bilmem ne şöyle yap. Hani vardır ya Hı -hı. şimdi sonradan gelmek böyle biraz bir dışlanmış oluyor insan. Ee, o biraz benim mesela sette böyle birkaç işte çünkü oldu hani sonradan Hı -hı. oynadığım. Yani çok zor benim neredeyse arkadaşım yok diyebilirim ya Hı -hı. bu konuda yani set. Çünkü zor bir şey. Dediğiniz hı hı. gibi kıskanılmak var, işte ona daha çok replik yazılmış, onun sahnesi daha çok işte ekran süresi onda daha çok olmuş. Efendim, ona yeni kıyafet dikilmiş. Hı hı. Bir kere kıyafetim yandı. Ah nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah ım. Ya baya böyle bir. Dolu böyle kıyafet kamyonundan bir tek o elbisem yanmıştı biliyor musunuz? Böyle bir şey olamadı. derken çakmakla falan mı yoksa? Yok yani bir şey olmuştu bir sıkıntı olmuştu ve yani yangın mı bilmiyorum kablo sıkıntı bir şey olmuştu. Hı -hı. Bir tek o kıyafet mi yanar? Ve Hı -hı. herkes böyle ne kadar güzel ay böyle kostüm hiç görmedik ay bilmiyorum. Dedikten sonra oldu. Aman Allah <laughs> Burada konuyu kapatıyorum. Aslında çok seviyorum. Hı -hı. Gerçekten iyi ki tanıdığım, iyi ki çalıştığım dediğim insanlardan biri. Bir de ben ya sanırım böyle daha çok tecrübesi olan insanlardan daha çok böyle besleniyorum. Hı hı. Kesinlikle. Çünkü işte mesela Kadriye, Kadriye Kenter'le çalıştım hı hı. bir projede bir sezon. O kadar mutluydum ki sır sete gitmek böyle ona bak. Sadece sesini duymak yeter evet, Kadriye Hanım'ın zaten. O kadar <laughs> aurası başka ki ve böyle yetiştirilmiş ki yani asalet işte mesela makyajını kendi yapıyordu. Saçını mesela evde akşamdan sarıp sete geliyordu. Yani böyle bir prensip, böyle bir disiplin olamaz. Hayran hayran bakıyordum kadına. Mesela işte replikleri bazen oyuncu işte kendi yakını olmadığı sürece işte böyle şey laf verir. Hani bitsin de gidelim falan kafasında. Ya her seferinde o kadın yaşını tam bilmiyorum şu anda ama her seferinde aynı oyun Gerekirse 5-10 defa aynı şekilde oynuyordu bir sanatın. Oh, o kadar bana şey oldu ki o, e, bana bir başka bir pencere açtı. Gerçekten bizim işimiz aslında ne kadar önemli e, ve ne kadar bir disiplinle yapılması gerektiğini öğretti. Hı hı. Çok İlk güzel. çalıştım onunla. Süper. Gerçekten. Bir de geçenlerde sosyal medyada e, ki herkesi takip ettiğin herkesi takipten çıkın ve bir baktık sıfır <laughs> takip. Sonra bu bir krize neden oldu. Berk mesela eski partnerin eee onunla e, kriz yaşadın galiba. Bir o süreci anlatır mısın? Neden böyle bir karar aldın ve sonrasında konuyu nasıl çözüme kavuşturdun? <gülüyor> <gülüyor> Aslında şu anda yine böyle bir karar aşamasındayım. Ya şimdi birçok Olaylar oluyor bizim dışımızda işte ülkemizde Savaş. olsa veya evet ülkemizde olsa olmasa yani herhangi bir deprem olur bir şey olur. Bazı insanların hiçbir şey olmamış gibi davranılmasından oturup böyle saçma sapan paylaşımlar yapmasına ben dayanamadım. Hatırlamıyorum Hı -hı. da o zamanlar ne olmuştu gerçekten şu an hatırlamıyorum. Ee, ve ben böyle aradan bir iki kişi çıkartmak istemedim. Ben gerçekten yenilenmek istedim Hı -hı. ve gerçekten belki de uzun zamandır veya artık sohbet etmediğim veya dışarıda görüşmediğim insanları çıkartmak istedim. Hı, hı. Annemi, babamı çıkarttım. Zaten çok fazla takip ettiğim birileri yok. Yüz küsür kişi. Oğlum diyecek tek tek. <laughs> geçen baktım 200 201 olmuş. Dedim ki çok olmuş. Ben böyle bir şey yapmam lazım. <laughs> Elemem lazım. Ya insanlar bana kızmasın ya. Gerçekten özellikle de hani bu konuda e, sorduğunuz şey ee, böyle özellikle onu çıkartayım veya bunu çıkartayım öyle bir şey mi olmadı? Herkesi çıkardım ve bunu insanların aslında anlayışla karşılamalarını bekledim. Öyle olmadı. İnsanlar üzerine alınmış. Hani sanki bir tek onu çıkartmışım gibi. İşte beni niye çıkarttın? Dedim ki sen hiç baktın mı takip ettiklerinde sıfır yazıyor. Bayağı böyle bir 10-15 gün sıfırdı yani. Gerçekten babamı, annemi, kardeşimi, ablamı herkesi çıkarttım. Ajans, menajer ki hani bizim için önemli şeyler bunlar. Hı hı. Sonra bu Gönül Dağı'nın gecesinde işte belki bir araya falan geldiğimizde şey dedim. Beni niye taktan çıkarttın dedim. Sen de dedi, de çıkartmışsın. Ya dedim sen hiç görmedin ben herkesi. Aa öyle mi falan dedi. Ben hiç de dikkat etmedim. Bana nasıl yazdılar. Gülsüm Ali seni takipten çıkartmış. Ben de dedim girdim çıkarttım. Sonra dedim ki peki tam tam giriyorum. Girdi hemen takibi aldı. Sonra ben de onu takip ettim. Böyle birkaç tane arkadaşım daha mesela farkında değillerdi. Bana mesaj atanlar da oldu. Beni niye takipten çıkarttın? Ya hiç mi bakmıyorsunuz? Bu kız herkesi çıkartmış içimden de böyle şey yaptım. Yanlış anlaşılma oldu yani. Peki aralarda bu böyle toplumsal büyük olaylar ve dünyayı ilgilendiren olaylarla ilgili reaksiyon göstermeyenlere karşı tavrım böyle devam edecek Mesela yine bir savaş var dünyayı ee, etkileyen zaten hiç bitmeyen bir savaş da yeni yeniden yeni versiyonunu evet. yaşıyoruz maalesef. Ya sanırım artık toplum bizi başka bir şeylere itmeye başladı bir sanırım. Yani hı hı. şöyle ben çok uzun zamandır paylaşım yapmadım. Fakat bunu bazı insanlar anlamıyor. Ve işte çok işte aktif değilsin. İşte kullan nasıl kullanayım? Hı hı. Ya ben oraya nasıl bir şey paylaşayım? Mecbur bırakıldım demeyeyim de. Tamam evet hayat devam ediyor. Tabii. Ama ben ya daha sabah rüyamda gördüm ya gerçekten ben çok etkilendim. Burada bazı kesimler var özellikle onlara çok kızgınım. Şimdi bazıları işte paylaşım yapıyor bazıları yapmıyor. Artık diyorum acaba ben de mi bir şey yazmasam ya? Hı -hı. Yazmayayım çünkü belli ki hiç kimse şey umurunda değil mi diyeyim. Hı -hı. Umurunda değil demeyeyim yani yanlış ifade kullanmak istemiyorum ama insanlar çok farklı düşünüyor. Hı -hı. Bizim bir kesim var hiç umurunda değil maalesef. Evet, birçok hiçbir şey duyarsın hayatını. Evet, çok rahat bir şekilde devam edebiliyorlar. Üzücü bir şey. Hı hı. Üzücü bir şey. Sosyal medya adına da konuşmak gerekirse hep böyle ben şundan da karşıyım. Hep böyle <laughs> çok mutluyuz. Hayatımız çok güzel. Öyle bir şey yok ki. Hı hı. Veya hep böyle kusursuz görünmek. İşte benim sivilcem yok atıyorum gibi. Veya hani şey gölge atıyorum. Hiçbir şey. Evet yani çok böyle mükemmel. Hiçbirimiz mükemmel değil ki. Hepimizin bir kusuru var. Peki tam burada şey soracağım. E, sosyal medyada çok fazla <laughs> burun estetik mi mesela? Hani bu Değil. çok soruluyor. <gülüyor> Değil. <laughs> ben hiç şey yok. Bununla ilgili bayağı analiz yapmışlar burnunun Gerçekten yanı şöyle mi? falan diye sosyal medyada Aa, dün biraz yok, dolaşırken şöyle gördüm şey dedim, falan. O şey şey izi kalmazsa yok yani. Ben Hı -hı. çok korkarım öyle şeylere. Ben e, yani diş hekimine bile gittiğim zaman inanılmaz böyle kasıyorum kendimi. Botoks falan da mı yok yüzünde? Yok. Hı -hı. Ben çok korkuyorum yani gerçekten korkuyorum. Kaç yaşındasın şu an? 28. 28. Zaten ihtiyacı yok ama 20'lerde 18'lerde başladı insanlar, artık. Evet, kızlar neler yaptırıyor çok üzücü. Bir de garip bir inanış var ya işte oraya çizgi yerleşmesin diye erken yaptırmalı falan diye de bence bu güzellik yalanı hiç, ama hiç ben düşünmüyorum öyle. Yani ben çok karşıyım. Gerçekten ama karşıyım böyle şeylere. İnsanlar bana kızmasın. Hı hı. Şimdi bana şöyle yorumlar yapılıyor. Ama herkes de senin gibi güzel değil ya da tüm herkesin böyle işte yeşil göz ya da işte bu kadar güzel bir burnu yok falan diyorlar. Ya öyle değil aslında biraz kendimizi nasıl görürsek onunla ilgili bir şey ya. Bir kitap okuyorum şey diyor yazar. Hayat sana güzel diyenlere çok kızıyorum. Aslında hayat sana güzel, belki de sen hayatındaki güzellikleri görmüyorsun diyor. Ne kadar doğru, ne kadar güzel bir şey. Hı hı. Ben de öyle düşünüyorum ya. Bilmiyorum bir insanın belki sadece işte gülüşü bile çok samimi geldiği zaman, sıcak geldiği zaman çok güzel olabiliyor. Hı hı. Yani benim de işte benim sivilcem var, bir şeylerim var. Benim de beğenmediğim şeyler var kendimde ama. Hı hı. Bazen sosyal medyada şey yapmak istiyorum. Böyle işte makyajsız fotoğraf paylaşıyorum zaten ama üzgünken veya ağlıyorken fotoğraf koymak istiyorum belki de yani Hı. ama yok neyse bizde öyle bir şey yok evet çok yapıyorlar ama belki başlatalım. özel hayatını konuşalım biraz aşk senin hayatında böyle merkezde mi yer alır? çünkü bazı kadınlar var sadece beraber olduğu partnerine göre hareket eder bazı kadınlar da aşkı hayatının bir parçası gibi görür senin için aşk merkezde mi? kenarda duran bir durum mu? şöyle bir şey geçenlerde bir sorularda böyle işte Türkiye' sormuşlar Aşksızlık mı, işsizlik mi, işte birçok da aşksızlık demiş hani daha zor diye. Hı hı. Ben de böyle kesin işsizliktir dedim çünkü ben iş, iş, iş olsun kafasındayım ya. Bilmiyorum aşk çok güzel bir şey ama yani birbirini insanlar beslediği zaman, birbirinden bir şeyler öğrendiği zaman, birbirine hı hı. saygılı olduğu zaman bence güven bence bir ilişkide en önemli şey. Güven, dedin ya çok bizim Türk kadınlarında bir aldatılma travması vardır hep genelde. Böyle bir travman var mı ya da böyle bir aldatılmaya karşı ya da aldatmaya karşı bir özel bir reaksiyon, duygu, ya, travma? Benim böyle bir şeyim yok. Hep böyle şey olmuşumdur ilişkide. Bir şeyler varsa da yani aldatma anlamında demeyeyim de hep hissederim. Hı hı. Hep bana böyle döner döner gelir böyle bulurum ya. Hı hı. Ve hep böyle hep dediğim her şey... Ve haklı çıkmışımdır. Yani böyle bazen diyorum ki kötü bir şey bence. Bazen böyle aptala yatmak daha iyidir ya. Hı -hı. Yok. Ben de tam tersi. Hep böyle beni gelir bulur atıyorum. Atıyorum işte yani. Bir kıza bakmak bile işte ne bileyim profiline girip ya da bir şeyini beğenmek. Ya böyle bir şekilde e, ben onu görüyorum veya işte bunun ispatını verebiliyorum. İspat verme konusunda biraz şeyimdir. Hı -hı. Bak sen bunu yaptın. Suçlamak ama değil. Hı -hı. Ben haklıyım da değil. İspat etmek ve aptal konumuna düşmemek için. Hı -hı. Mi diyeyim. Yani bilmiyorum böyle garip ama güvendiğim birine kıskançlık hissetmem. Ama hı. güvenmediğim zaman arkadaşlarım dahi ama kalbinde o yere sahip olduğumu bildiğim zaman tam güvenirim. Böyle bir erkekte seni en cezbeden özellik ne? Mesela şu olmazsa olmazın yani şu olmadan ben birine <laughs> aşık kalbimi kaptıramam dersin ya. Ay bilmiyorum ya özellikle böyle baktığım bir şey yok ama diyorum ya birbirimizi beslemek çok önemli. Hı hı. Bence şey de çok önemli yani insanın kendine bakması Hı -hı. temizliktir. İşte, Hijyen Hı -hı. Hı -hı. konusu çok önemli. Evet. <laughs> Gülüş çok önemli bence. Bir Hı -hı. de bir insanın yani gözünün içine baktığın zaman o ışığı görmek çok önemli. Hı -hı. O ışığı görmezsen ne yaparsan yap. Hoşlandığında gidip kendini açılır mısın yoksa bekler misin sana gelmesini? Ay bilmiyorum. O kadar uzun zaman böyle şeyler yaşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Unutmuşum nasıl oluyor? <laughs> ya bilmiyorum. Yani bence o böyle gelişiyor ya. Bence Hı -hı. enerjiyle olan şeyler. Hı -hı. Ya tabii ki böyle açıktan gidip seni beğeniyorum falan demem herhalde. Dememişimdir be. Bilmiyorum. Belki böyle bir ufak bir şeyler işte. Çapkın o... mısın peki? ne gibi yani mesela? yani işte beğendiğin hani hani derler ya birinden hoşlandın o arada Çok hani bir... aha, onunla ha. ayrılıp hemen başka biri ya da aynı Öyle bir şey. ya da hani atıyorum ilişki devam ediyor da ayrıldın ayrıldım demiyorsun ya da ayrılıyorsun ayrılır elmas hemen birini ha, buluyorsun değil, falan yok, gibi yok. bir şey. <laughs> hayır hayır. Onlardan <laughs> değil. Peki böyle bu konularda katı mısın yani aldatma, aldatılma, bir ilişki tam olarak bitmeden başka bir şeye başlama vesaire gibi. Hayatında böyle şeyler yaşandı mı hiç? Ya bilmiyorum ya gerçekten biraz uzak kalmışım galiba bakın iş konusu ya olunca konuşmadım. ne kadar rahat <laughs> konuşuyorum ama bu konularda bilmiyorum ya ben genel anlamda da zaten yani Türkiye'ye geldikten sonra bu mesleğe başladıktan sonra yani kariyeriyle değil de aşk hayatıyla ön plana gelenlere biraz böyle şeyim ben. Yani niye benim şimdi gazeteyi açtığımdaki atıyorum teyze veya kız veya bilmem ne işte bununla birlikte veya onunla birlikte desin ki Hı -hı. ha evlenirsin, nişanlanırsın, ciddi bir sürecin olur. Tabii ki ona sorun yok ama Hı -hı. işte iki ay onunla, üç ay bununla, çapkınlık bu herhalde. Hı -hı. Aynen aynen. Ben buna çok karşıyım. Hı -hı. Yok yani. Ben ona göre de belli bir... Evet ya ben gerçekten işte ya bu kız ne güzel oynamıştı işte ya da işte şu karakteri nasıl kalmış aklımızda. Gibi şeyleri insanların konuşmalarını tercih ediyorum. Belki de bu yüzden aslında bu kadar ön planda bir insan değilim yani hı hı. şey anlamında medyatik anlamında. Çünkü bunlarla ön plana gelmek istemiyorum. Eminim ki gelseydim şu an her hı hı. gün gazetede herhalde. Bir haberini, bir haberini bu, paylaşırlardı. Bu tarz olaylara çekilmeye çalışıldığın oldu ama belli bir mesafede <laughs> duruyorsun anladığım kadarıyla. Yani özel hayatınla ilgili gündeme getirilmeye çalışıldın <laughs> ya da böyle mesajlar atıldı sosyal medyada <laughs> seninle ilgili ama hep bir mesafede durdu. Onu nasıl ayarlayabiliyorsun? Yani sağlam durmak da önemli ya yani sana <laughs> bir linç var bir mesaj paylaşılıyor seninle ilgili. Bilsin böyle böyle bir ilişki yaşıyormuş denildiği zaman. <laughs> Hani yaşama, yaşamıyorsun biliyorsun ama bunu da e, karşı tarafa da e, senin konuşmanı istiyorlar mesela. Yani. Gülsüm çıksın ve açıklasın diyorlar. Orada da durabilmek ve sağlam durmak önemli ya bunu nasıl başarıyorsun Gülsüm Ya bilmiyorum bence yanındaki insanlar çok önemli. E, Beni bu konuda işte destekleyen insanlar çok önemli. Bir de bunu gerçekten olmadığını bildiğin halde yine insan üzülüyor çünkü hı hı. şimdi onu ailen okuyor ne bileyim işte bakkaldaki adam okuyor yani niye böyle bir şeyle ben ön plana geleyim ki ya böyle bir durum yokken, hı hı. yani niye böyle bir duruma ben düşürülüyorum? Veya insanları niye böyle kötü kötülemek, kararlamak istiyor insanlar? Ben bunu gerçekten anlamıyorum ya. Bazen benim dışında da bazı oyuncu arkadaşların haberleriyle uyanıyorum. Allah'ım ya böyle bir şey olması imkanı yok diyorum ya. Tanıdığın bildiğin biri ya da duyduğun bir şey. Ya da ya da tanımasam bile yani bunun gerçekten saçma olduğunu ve bunun gerçek olamayacak kadar saçma yazıldığı bir dil hı hı. E, görüyorum. Ya bilmiyorum niye insanlar böyle şeyler uyduruyor. Hı -hı. Ya mesela ben haber dedim mi siz. Yani Bak. gerçekten onu biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu arada dileğin şey şimdi aklıma geldi. Hep böyle dilek Aa. hep böyle yapardı. <laughs> doğru doğru hatırladım. <laughs> <Şu> aklıma geldi. <laughs> bilmiyorum yani doğru haberleri okumak e, gerçekten çok önemli ve yazım yazılım dili çok önemli ya. Bir de yazım dili sadece değil bu normal hayatta da çıkamıyorum kardeşim demekle. Hı -hı. Ya canım şu anda gerçekten çıkmayı çok isterdim ama gerçekten çıkamıyorum. İşte kedim var veya işte yapmam gereken bazı işler var. Demekle o kadar fark var ki yani. Gerçekten uslup çok önemli. Ben Neyi? bunu son zamanlarda çok önem veriyorum. Usluba çok 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 önem veriyorum. Bilmiyorum benim için çok önemli. Yani kendini nasıl ifade ettin veya nasıl anlattın ki bazen de korkuyorum. Çünkü Türkçeden dolayı mesela bir kere bir yerde bir oyuncu arkadaşıma işte ben bile bunu yapamam demiştim. Bakın kaç sene geçti belki de 10 sene bilmiyorum 10 sene olduğunu da 8 sene rahat vardır. Bir oyuncu arkadaşıma erkek bir oyuncu arkadaşıma demiştim böyle. Ben bile bilmem ne falan bir şey demiştim. Sen bile ne demek falan diye böyle şey yaptı. Ne dedim ki kötü bir şey mi dedim oldu? Hani kötü <laughs> Alınmış. bir şeymiş. Evet ya bilmiyorum alındı mı ama hani sen bile hani sanki sonra bunun farkına vardım. Hani sanki ben çok üstünmüşüm. Tabii tabii küçümsemişsin gibi evet, düşünmüş. Evet. O yüzden bazen, bazen insanlar yanlış anlaşılabiliyor. Hı -hı. E, Bilmiyorum bence bunların önüne geçmek çok önemli. E, güzel bir duruş göstermek, güçlü bir duruşun olması çok önemli. Ee, insanları karalamak çok kolay. Dediğim gibi işte o yine yani diziyle ilgili olsun veya özel hayatıyla ilgili olsun. Şimdi sen benim ne yaşadığımı bilmiyorsun. Hı hı. Benim nelerle savaştım veya nelerle uğraştım veya nasıl bir hayat yaşadığımı bilmiyorsun. Sadece o ekranda ve Instagram'da gördüğün kadar. Yani bu kadarını yorum yapma bu kadar veya kötüleme böyle bir kabiliyet olamaz. Ya ben de şimdi veya böyle benim bazı şey seven demeyeyim de hı hı. Yani beni tanıyan bir hı hı. takıntılı takıntılı bir hayran. Bir ya şimdi ben de bir sürü oyuncu beğeniyorum ama gidip onun sayfasında sen benimle evleneceğim veya seni kaçıracağım falan demiyorum. Beğeniyorum, alkışlıyorum. Ne kadar güzel oynamış. Helal olsun diyorum veya ondan bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Tabii bu mesleğimle de ilgili de. Ama kötülemek niye? Hı hı. Beğenmiyorsan izleme. Sevmiyorsan takip etme. Çok basit aslında bunlar. Yani takip etme o zaman. Gerçekten görme ya. Hı hı. Geçen bir söz okudum kişiler kullanamadığı insanları her türlü kötülüğü yapabilir diye. Gerçekten hmm. öyle biraz hani bir, birbirimizi doğru. kullanmaya yönelik değil, birbirimizle dediğin gibi paylaşmaya ve beslenmeye yönelik aslında e, paslaşmaya ya da hayatı birbirimize kolaylaştırmaya doğru aslında ilerlemek lazım ya. Yani evet. Çok e, farklı bir anı döne, dönebiliyor. 28 yıl sana ne öğretti peki? Son ne soru. Ne güzel soru. Değiştiremeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığını hmm. aslında o güç içimizde olduğu sürece Neler yapabileceğimizi veya neler başarabileceğimizi öğretti. Bilmiyorum dışarıdan kendimi övüyormuş gibi gerçekten şey yapmak istemiyorum ama her insanın bir başarı hikayesi vardır ya. Ben böyle adım adım bazen yeri geldi çok yavaş yeri geldi hızlı tırmandım. Bir şeyleri başarabildiğimi düşünüyorum. İnsan kendine inandığı zaman bence yapamayacağı hiçbir şey yok. Ve inandığı zaman o evrenin o enerjiyi e, gönderiyor. Yani enerji çok önemli. E, ben hep olumlu tabii ki yeri geldi. Olumsuz şeyler de yaşadım veya kendimi çok kötü hissettiğim zamanlar oldu. Evet. Büyük bir pişmanlığın var mı hayata dair? Şu kişiyle aşk yaşamasaydım, şu işi kabul etmeseydim, şu insanla dost olmasaydım gibi. Ya bazı pişmanlıklarım var hı hı. ama bunu da hep kitaplarda gerçekten pişman olmamamız gerektiğini öğretiyor. İnşallah ben de bunu öğreneceğim. Yani şu, şu çok çıkıyor karşıma bazı insanlar hayatına girdiyse mutlaka ben de bazen neden Allah'ım diyorum ama insanlar yani böyle, insanlar demin de işte böyle yazılar işte bu takım çalışmalar yapıldığı zaman yani her insanın hayatına girdiğinde dokunduğu veya bir şeye belki şimdi değil ama daha sonra anlayacağımız bir şeylere vesile olabilir. vesile oluyor. Evet bilmiyorum herhalde ben de bunu değiştirebilirim ya. Hı hı. Bilmiyorum. En son belki bununla tamamlayabilirim ve insanlara böyle motive olmak isterim çünkü hayatlarımızda bazen böyle kötü dönemlerin hiç bitmeyeceğini düşünüyoruz ya. O dönemler bitecek. Hı. Ama önemli olan mutlu olduğumuz anlarda böyle gerçekten mutlu olalım. Gerçekten o kısa anlar çünkü çok kısadır mutluluk anı bence. Şükretmeyi çünkü gerçekten şükretmeyi unuttuğumuz zaman bir şeyler elimizden alınıyor. Hı hı bunu anladım. Bence şükretmeyi öğrenmeliyiz. Mutlu ol olmayı, kendimizle bedenimizle barışık olmayı. Belki bunlar çok klasik cümleler ama son olarak söyleyeyim şu sözü de. Çok, onu da çok beğenmiştim. Şöyle diyor. Unutmayınız bir şeyleri değiştirebilme veya başarabilme imkanına sahip olmayanlar yalnızca ölülerdir. Hala nefes alabiliyorsan sen bu güce sahipsin demektir. Eğer bunu yapamıyorsan da ki her bir insan bu bilete sahiptir der. Yani bu fırsata da değil. Ne kadar güzel ince bir dille bu bilete sahiptir. Sen sadece o yolculuğa çıkmak yerine üşenirsin Hı -hı. ve evde kalırsın diyor. E bence hepimiz için geçerli bu. Yani hepimizin elinde fırsatlar var. Gençlere de özellikle şunu söylemek istiyorum. İnansınlar kendine ya. Gerçekten inansınlar bir şeyler başarabileceklerini, bir şeyler yapacaklarını. Çünkü çok zor dönemden geçiriyoruz. Ee, i̇nşallah herkesin her, herkes gönlüne göre verir. İnşallah hep insanlar iyi insanlar çıkar karşımıza. Benim tek dileğimdir. Yani biriyle vedalaştığım zaman veya işte setten bir ayrılık olduğu zaman tek söylediğim şey e, mesela hani evet üzüldü, üzülüyorum gittiğine ama inşallah gideceğin yerde daha mutlu olursun. Bir derim ikincisi de Allah insanlarla karşılaştırsın. Çok önemli. Hı hı. Kesinlikle çok teşekkür ben ederim. Teşekkür çok teşekkür güzelsin. Ederim. Sağ ol. Ya teşekkür ederim. Siz de çok naziksiniz. Çok sağ olun. <laughs> <amelik> İyi varsınız. <gülüyor> <gülüyor>